Günaydınlar efendim. Herkese enişten kalbi duygularımla selamlıyorum. Aslında bir kutlama gibi de değerlendirebiliriz bunu. Cumhuriyetimizin başlangıcını işaret eden 21 Anayasası'nın 100. yılıyla ilgili hazırlanmış olan bu toplantı. Ben hazırın önünde öncelikle kıymetli Fethi Gedikli hocama şifalar diliyorum. Onun rahatsızlığı nedeniyle ben oturum başkanı olmak durumunda kaldım. Çok kıymetli öğretim üyesi dostlarımız var. Bir sıralama üstünden 3 önemli bilim adamının konuya ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Rutin sıralama üstünden gitmeyi tercih ediyorum ben. Elimdeki programa göre ilk oturumun ilk konuşmacısı olarak Profesör Doktor Sinan Turan Hoca'nın Meşrutiyetten Cumhuriyete Politik Kültürel Egemenliğin Kaynağı Tartışması başlıklı tebliğini dinleyeceğiz. Süre bize 12'ye kadar ayrılmış gözüküyor. Tartışmalarla ilgili vakit bırakabilmek için ben hocalarımın 20-25 dakika civarında sunumlarını tamamlamalarını rica ediyorum. Nihayetinde soru cevaplar için bir yer karabilmesi açısından ilgi ve zevkle dinleyeceğimi de söylüyorum. Buyursunlar Sinan Hocam. Estağfurullah. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Hem size hem değerli hocalarıma hem de bizleri bu saatte ekranları başında ya da bilgisayarları başında izleyen değerli dinleyicilerimiz, konuklarımıza sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak isterim. Cumhuriyetimizin dediğiniz gibi 100. yılına yaklaşırken onun kuruluş aşamalarından en önemli adımlarından birisi olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenen bu törende bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Benim konu başlığım aslında yeni Osmanlı düşüncesinden Cumhuriyet'e kadar olan süreçte Osmanlı politik kültürü içinde hakimiyet-i milliye kavramının gelişmesi. Bunun için de tabii Tanzimat sonrası Osmanlı entelektüel tarihinin dönüşüm sürecine biraz bakmak istiyorum. Osmanlı siyasi kültüründe anayasal kurumlar gelişimini gösterirken temsil ilkesi monarşik yapıyla uzlaştırılmaya çalışılıyor. Hanedanın meşruiyeti ve hakimiyeti elinde bulundurduğu düşüncesi aslında sorgulamaya açılmıyor. Ancak düşünsel ve eylemsel olarak bakıldığında yeni fikirlerin Osmanlı aydınları arasında yer etmeye başlamasıyla hakimiyetin dayanağı konusunda da yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Ve bunlar politik yazında kendilerine yer açıyorlar. Jean Bondin gibi düşünürlerde mutlak hakimiyetin işte ya da mutlak hükümdarın kudretini ifade eden hakimiyetin kaynağı düşüncesi John Locke'da, Hugo Grotius ya da Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürler tarafından topluma dayandırılıyor. Hiç şüphe yok ki Osmanlı Tanzimatı ile birlikte başlayan düşünsel gelişim sürecinde ve entelektüel birikimde Fransız düşüncesinin, bu Fransız kamu hukukunun getirmiş olduğu kavramlar ve hukuki zemin Osmanlı entelejansiyası arasında da bir karşılık buluyor. Bunlar tartışılmaya başlıyor. Takvim-i Vakai'de mesela Avrupa ve ahvali üzerine verilen bilgilerde meclisi meşveret, vükelayı millet, rüesayı devlet ya da meşveretgahı vükela gibi kavramların yer bulması Osmanlı politik biliminde bu kavrama yönelik bir terminolojinin de yer etmeye başladığını bizlere gösteriyor. Benzer şekilde Tasvir-i Efkar'da, Tercüman-ı Ahval ve Takvim-i Vakai gibi gazetelerde idarenin denetimini yapacak bir meclis düşüncesinin ifade edilmesi, dile getirilmesi bu kavramların artık gündelik hayat içinde ve kamusal alanda tartışmaya başladığını da bize gösteriyor. Ancak yine Tanzimat'a yönelik entelektüel bir muhalefet hareketi olarak karşımıza çıkan yeni Osmanlılar'da bu kavramlar daha geniş ölçüde tartışılmaya başlıyor. Yeni Osmanlı siyasi yazınında geniş biçimde İslam siyaset teorisinin lügatçesine başvurulsa da bütün bu kavramlar Fransız kamu hukukunun getirmiş olduğu tartışma zemininde ele alınıyor. Mesela adalet kavramı, biat kavramı, o itaat tarzı olarak ele alınıyor. İcma-i ümmet, umumi konsensüs olarak, meşveret, istişare gibi kavramlar yeni Osmanlıların dilinde kendine geniş bir yer buluyor. Namık Kemal'e baktığımızda onda hakimiyet insanların toplamına atfedilen soyut bir hak değil, her insanda yaratılıştan mevcut olan hakimiyetle ilgili bir hak olarak değerlendiriliyor. O yüzden o şey der, her kimse kendi aleminin padişahıdır der ve hakimiyet milli kavramına özel bir önem verir. Yine onların üzerinde en çok durdukları kavramlardan birisi biattır. Klasik İslam siyaset geleneğinde biat aslında yönetilen ve yöneten arasında rızaya dayalı bir anlaşmayı ifade eder.
Teoride seçimin varlığına değerli alet etse bile pratikte halkın tümüyle değil belirli özellikleri taşıyan kimselerle gerçekleştirilen bir süreçtir, biat süreci. Oysa yeni Osmanlı düşüncesinde siyasi taleplerin dayanağı haline gelir ve burada Avrupa'dan gelen düşüncenin de etkisiyle belirli şartlara sahip kişilerin yerini yeni Osmanlı literatüründe bazı aykırı çıkışlara rağmen halk konur. O yüzden de Ali Suat'ı hariç bunlar arasında bazı farklılıklar olsa da çoğunluğunda hakimiyetin millete ait olduğu görüşünün savunulduğunu görürüz. Namık Kemal'e göre hürriyet ve hakimiyet esasen bireylerde olduğundan devletin hakimiyet ve hürriyeti ancak bireylerin hürriyet ve hakimiyetlerin toplamı olabilir. Böylece bireylerin kendi iktidarını kullanması gibi toplumsal güç de tabii olarak bireylerin toplamına ait olduğundan her toplumda hakkı hakimiyet umumundur yani genelindir düşüncesine varır. Ki bu düşüncesinde aslında Jean-Jacques Rousseau'dan etkilendiği çok açıktır. Yine Namık Kemal'e göre halk egemenliğini temellendirmek hem şer'i hem de akli yöntemlerle mümkündür. Bunun aksini düşünenler de var elbette. Ali Suavi ise Kur'an'da farklı yerlerde ve farklı konseptlerde kullanılan ve ontolojik anlamdaki hakimiyetin Allah'a ait olması düşüncesini halk hakimiyeti kavramıyla karıştırır ve bununla özdeşleştirdiğini görürüz. O özellikle bu Fransızca'daki halk egemenliği kavramını tahlil ederken bunun İslam dini açısından mümkün olmadığını ve yanlış bir düşünce olduğunu ileri sürer. Ona göre böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Çünkü ontolojik anlamda hakimiyetin kaynağı Allah'tadır diye bakar. Ali Suavi ise bunun dışında bir şekilde yaklaşır. Ona göre Avrupa'daki işte bu yönetim şekliyle meşrevet arasında sıkı bir ilişki vardır. Hatta o Hulafe-i Raşid'in dönemini bile meşveret ilişkisi yani danışma usulüyle seçilmiş bir yöneticiler dönemi olarak inceler ve batılı parlamenter sisteme dini bir kisve giydirme gayreti içinde görülür. Egemenlik hakkının halka verilmesini savunurken bunu dini bir zemine oturtan yeni Osmanlı düşüncesinde devlet kişilerin kendi istekleriyle bir araya gelerek oluşturdukları manevi bir şahsiyettir. Bu nedenle de devletin kendini meydana getiren kişilerin çıkarına ters düşen herhangi bir çıkarı da olamaz. Jean-Jacques Rousseau'dan aldıkları genel irade kavramını burada biatla karşılaştırmış olmaları, onunla ilişkilendirmeleri aslında başlangıçta bir iğreti durum oluşturmaktadır. Ancak şunu biliyoruz ki yeni Osmanlı literatüründe halk kavramının kazandığı anlam içinde mücadele ettikleri politik ortamla yakından ilgilidir. Siyasal alanda şiddetle eleştirdikleri tanzimat bürokrasisine karşı halkı dayanak noktası yapmaları bu anlamda önemlidir. Yani yeni Osmanlı'nın halk algısı aslında piramidal bir jeneriğe sahiptir denebilir. 19. yüzyılda Avrupa'da yaygın hale gelen siyasal iktidarın daha geniş ölçüde halk yığınlarına dayandırılması aslında o dönemde genel oy hakkı çok yaygınlaştırılmamış bile olsa halkın temsil edildiği parlamentoların ortaya çıkışı yeni Osmanlıların da çok etkilendiği bir düşünce sistemi yaratmıştır. Şöyle düşünmek gerekiyor. Bireyin içinde bulunduğu toplumsal statüden bağımsız bir değer haline geldiği Batı toplumları giderek demostan demosun egemen olduğu toplumlara dönüşürken kendi dışındaki dünyanın aydınlarını da zihinsel olarak dönüştürmüştür. Yani Osmanlı ancient rejimi dediğimiz o klasik rejim ve siyaset anlayışı dönüşürken yeni ve Avrupa'dan gelmiş bir terminoloji ya da hukuki tartışma konuları Osmanlı aydınlarının gündemine girmiştir. Bu özellikle birinci anayasanın hazırlanışı sırasındaki tartışmalarda çok rastladığımız bir durum. Kıymetli hocamız son oturumda bugün kendisini zevkle dinleyeceğimiz Türkiye'nin çok kıymetli siyaset bilimcilerinden benim de hocam Profesör Doktor Cemil Oktay hocamızın işaret ettiği bir nokta vardır. Bu Hum Zamiri'nin Serencamı isimli ünlü makalesinde bu fetva emini Halil Efendi ile anayasaya karşıt olanların ondan sonra düşüncelerini ele alırken orada buna vurgu yapar. Geleneksel Osmanlı zihniyetine göre Hum siyasetin temeli olamaz. Ahmet Cevdet Paşa gibi bir ismin bile madem ki muallayı saltanat bir padişah akil cülus etmiş, o halde kanunu esasinin ilanına lüzum kalmamış demesinin nedeni aslında iktidar karşısında o güvenceyi a priori olarak yasal düzenlemelerle değil de iktidarın sahibinin erdeminde arayan bir anlayışı temsil etmesiyle yakından ilgilidir. Hiç şüphe yok ki kriz koşullarında ortaya çıkan anayasa ve meşrutiyet sistem yeni Osmanlıların hayal ettiği parlamenter rejime bir geçiş sağlıyor.
Bununla birlikte anayasada babadan oğula intikal eden egemenlik anlayışı, yani monarşik egemenlik anlayışı 3. maddede yerini olduğu gibi de koruyor. Meclis-i Mebusan'ın 14 Şubat 1877'de kapatılması, anayasa ve parlamentodan çok da umudu olmayanları için beklenen fırsatı yaratmış olsa da aslında biliyoruz ki anayasa Hamidiye rejimi boyunca devlet sahnamelerinin başında yayınlanmıştır. Tatbik olunmamış olsa da. Bu tabii 19. yüzyılın kendi öznel koşullarıyla çok ilgili bir şeydir. Hatta işte çok bilinen hikaye 1905 yılında Rusya'da Duma ilan edildiğinde, toplandığında anayasa ilan edildiğinde bunu kendisine müjdeleyen bir saray maden görevlisini aslında bunun çok da mutluluk verici bir şey olmadığını söyler Sultan Hamid. Çünkü böylelikle Avrupa'da otokrat rejimle anılan, özdeşleşilen tek rejimin başındaki kişi olarak kendisi kalacaktır. O yüzden Rusya bile artık parlamenter ve meşruti bir sistemi, anayasal birleşime geçmiştir. Bu, onu zorlayan bir şey tabii ki. Hiç şüphe yok Abdülhamit döneminin monarşist ve lejitimist söylemi bu dönemde güç kullanırken muhalifler de halk vurgusunu öne çıkarmaya ve halk egemenliğini öne çıkarmaya başlayacaklar. Mesela bunu Jön Türk düşüncesinde çok yaygın olarak görüyoruz. Jön Türk literatüründe özellikle halk muhalefetin dayanması gereken bir temel olarak karşımıza çıkıyor. Yani iddiatçılar için halk kendine biraz yabancı kalınmış olsa da siyasal kurtuluş tasarılarının dayanacağı evrimci ilerlemeci bir çizgiye yöneltilebilir bir kitle olarak görülüyor. Jön Türklerin kendinden önceki aydınların işte halk için aydınlardan halk için çalışma önemli bir fazilet olduğu yolunda düşünceyi esas aldıkları, bundan etkilendikleri biliniyor. O yüzden de bunlar daha çok işte halkı eğiterek, onun her şeyin üzerinde olan kanunları öğretip, gerçek gelişme çizgisini göstererek ondan sonra bir müttefik haline getirebileceklerini düşünüyorlar. Fakat kısa bir zaman sonra Jön Türklerin de bu halka dayanma düsturunda, düşüncesinde bir değişim olduğunu göreceğiz. Halkçılık düşüncesinden uzaklaşmalarının nedeni aslında istibdatla mücadele planında kendilerine atfedilen görevi yerine getirmemesinden kaynaklanacak halkın. Örneğin Prens Sabahattin'e göre zihniyetlerde vücut bulan hakim bir nazariye olan hakimiyet-i milliye saltanatla özdeşleştiriliyor. Hükümdarın saltanatıyla bir yoldan yürüyen milletin hakimiyetinin de istibdat ve sükut gibi aynı sonuca ulaştığı ileri sürülüyordu. Buna karşılık Tunalı Hilmi Bey 1902 yılında Fransızca olarak Cenevre'de yayınlanan Halk Hakimiyeti Risalesi ve Anayasa Tasarısı'nda kurulması gereken yönetimi halkın hakimiyeti altında bir monarşi olarak tarif ediyordu. İkinci Meşrutiyet'in ilanı Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa aşağıdan yukarı ve oldukça geniş tabanlı bir hareketin sonucu olmuştur. Bu son yıllarda daha da fazla tartışılıyor. Bu toplumsal altyapısı meselesi. Bunun üzerine tezler ve çalışmalar yapılıyor. Parlamentonun uzun bir aradan sonra toplanması tekrar bu kavramların canlı bir şekilde tartışılması için zemin hazırlıyor. Mesela Ahmet Rıza Bey'in riyasete getirilmesi, meclis başkanı olması üzerine 13 Aralık 1908'de yaptığı konuşmada yeni meclis başkanı üzerinde durduğu en çok atıp yaptığı konu bu hakimiyeti milliye meselesi oluyor. Ve meclisin yapması gerekenin hakimiyeti milliyeyi hakim kılmak, esas kılmak olduğunun üzerinde duruyor. İkinci Abdülhamit'in açılış nutkunun birkaç gün sonrasında Meclis-i Mebusan'daki bir mazbatada hakimiyetin hükümdardan millete intikal ettirildiği ve meşrutiyetin ilanıyla millette işte memlekette aslında tecessüs eden milli hakimiyetin kuvvetlendirilmesinin bundan sonraki en önemli iş ve konu olduğu belirtiliyordu. Gerçekten ikinci meşrutiyet dönemine bakıldığında gerekse entelejansiya arasında gerekse siyasi çevrede bu konu çok vurgu yapılan bir mesele oluyor. Yani egemenlik hakkı monarkla millet arasında paylaştırılıyor. 1909 tadilatlarının bu 31 Mart olayından sonra gerçekleşen tadilatlarının en önemli niteliği bu misak karakterinden de ileri geliyor. Gerçi millet egemenliği ilkesi kanuni esasiye açıkça girmiyor ama heyeti ayan kararnamesi başta olmak üzere birçok belgede, birçok siyasinin demecinde hakimiyet milliyet düsturu kabul ve ilan olunuyor. Bu son derece önemli. Açıkça 19 Haziran Ağustos 1909 tarihli ayağını meclis, Ayan Meclisi kararnamesinde bunu karşımızda çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. İkinci Meşrutiyet'in hiç şüphesiz getirdiği yeniliklerden birisi egemenliğin kullanışı meselesidir. İlk defa 1909 değişiklikleriyle yasama ve yürütme padişahtan koparılarak ayrı ve demokratik organlar haline dönüştürülüyor.
milleti temsil eden ve yetkileri artırılmış bir parlamento ile bunun karşısında sorumlu bir bakanlar kurulu ve yetkileri budanmış bir monarktan çıkan tablo gerçek anlamda bir meşruti anayasal düzene geçişin göstergesi oluyor. Özellikle anayasa hukuku konusunda Türkiye'deki çok değerli isimlerden olan bizim de hocamız, kıymetli hocamız, rahmetli andığımız Profesör Doktor Bülent Tanır Hoca bu konu üzerine çok geniş ölçüde durmuştur. Yine Hukuk Fakültesi'nin önemli efsanevi hocalarından Tarık Sefer Tunay Hoca'nın çalışmalarında da bu konulara çok geniş bir vurgu yapıldığı görülür. 1909 Kanunu Esasi Değişikliği'nde 1876'daki temel haklarla ilgili 8. ve 26. maddeler üzerine esaslı bir düzenleme yapılmıyor. Fakat bununla birlikte özellikle padişahın yetkileriyle ilgili olan 7. ve 8. maddelerin içeriği hakimiyet-i milliyeyi ilgilendirdiğinden çok geniş bir tartışmaya neden oluyor. Mesela bu dönemde işte sadrazamın atanması meselesi, padişaha doğrudan bırakılması ya da işte savaş ilanının padişahın yetkileri arasında olup olmadığına yönelik tartışmalar meclisteki milletvekilleri arasında çok ciddi bir hakimiyet-i milliye tartışmasını ortaya çıkarıyor. Mesela Kırk Kilise mebusu Mustafa Arif Bey, azil hakkını padişahta bir mesuliyet tevcih etmek anlamına geleceğini ileri sürerek buna karşı çıkıyor. Lütfü Fikri Bey buna karşı çıkıyor. Bağdat mebusu olan İsmail Hakkı Bey konuşmasında insanlığın bütün mahsurlarına rağmen çoğunun idaresinden daha iyi bir usul bulamadığına dikkat çekiyor. Vartex Efendi'ye göre de böyle bir teklif bunun kabul edilmesi bile hakimiyeti milliyeye zarar vermek anlamına gelecektir diye bakılıyor. Nitekim tartışmaların yoğunlaştığı bir ortamda yine iktidatçı Hüseyin Cahit Bey biz buraya hakimiyet-i milliyeyi tesis edeceğiz diye geldik. Şimdi kendi ellerimizle yıkıyoruz diye karşı çıkıyor. Yani görüldüğü gibi 2. Meşrutiyet döneminde siyasi çevre içinde de çok geniş bir yaygınlık buluyor bu tartışma ve karşılık buluyor. İktidam gazetesi yazarı mesela Celalettin Arif Bey ya da dönemin bir başka aydını Yusuf Akçura'nın çalışmalarında hakimiyet-i milliye üzerinde durulan ve sıklıkla tekrar edilen bir kavram haline geliyor. Burada üzerinde duracağımız bir başka mesele de aslında eğitim içinde. Yani çünkü eğitim indoktriner bir süreç. O yüzden de Tanzimat'tan itibaren bakıldığında bir Osmanlı üst ideolojisi, yeni bir resmi ideoloji inşa edilirken eğitime çok önem verildiği ve eğitim kurumlarının baştan itibaren ciddi bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz. Eğitim açısından da incelendiğinde bu şeyin, hakimiyet-i milliye kavramının 2. meşrutiyetin politik atmosferinde kendisine politik lügatta yer bulduğu gibi ders müfredatlarında da yer açtığı görülüyor. Mesela daha önce Kavanin dersi olarak verilen ve 1320 müfredatında yer alan malumat-ı medeniye üst başlığıyla verilmeye başlanan dersler içeriğinde hukuk ve hukukla ilgili kavramların yanı sıra işte sivil hukuk, aile, ticaret, işte ceza, mali kurumlar filan bunlar ele alınırken ikincisinde daha çok sosyolojide siyasal bilgilere giriş olarak kabul edilebilecek ve insan toplumlarının kurulması, hükümetlerin oluşması, işte hakimiyet-i milliye, kanun-i esasi, hürriyet, kuvayi kanuniye gibi kavramlar öne çıkarılmaya başlanıyor. Bu tabii ki Cumhuriyet'in eğitimine de sirayet edecek. Mesela 2. Meşrutiyet'in bu Marif isimdeki ruh 8 Mart 1339 tarihli bir bildirgede şöyle karşımıza çıkacak. Hakimiyet-i milliye esası bütün efradı milletin küçük yaşından itibaren iradelerinin hüsnü istimal edecek bir halde yetiştirilmelerini istilzam etmektir biçiminde yer alacak. Bütün bunlar bize bu kavramın ne kadar yaygın bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Hiç şüphe yok. Yalnızca daha batıcı, daha sekülerist aydınlar arasında değil, dönemin İslamcı entelejansiya arasında da hakimiyet-i milliye kavramı çok vurgu yapılan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Mesela işte Doktor Hazık'ın Din ve Hürriyet isimli çalışmasında bu kavramın yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu çok çok önemli bir gelişme. İslamcılar arasında meşrutiyet kavramının tanımlanmasına yönelik gayrette bireyin yeni konumuna paralel olarak hakimiyet-i milliyenin öne çıkarıldığını görüyoruz. İşte meşrutiyeti idare, istibdadın refü, izalesiyle hakimiyet-i milliyenin tahkimi ya da meşrutiyet hakimiyet-i millettir şeklindeki ifadeler bunun tam da karşılığını ifade ediyor. Mesela İlmiye'den önemli bir isim olan Mehmet Sadık Efendi, halifeyi seçme ve tayin etmenin ümmet üzerine vacip olmasına hareket ederek hakimiyetin millete ait olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde Mehmet Akif, Sebil-ül Reşat'taki yazılarında bu kavrama çok vurgu yapıyor. Hatta
hakimiyeti milliye kavramıyla ilgili en radikal çıkışlardan birisi bu cenah içinde Elmalılı Hamdi Efendi'nin yazdıklarıdır. Malum olduğu üzere benim de özellikle çalışma alanıma girdiği için hilafet meselesi. Elmalılı Hamdi Hoca hilafeti milletle halife arasındaki bir akit, bir sözleşme, bir yetki devri olarak analiz ediyor. Bu çok önemli bir bakış açısı. Çünkü özellikle onun İslamiyet ve Hilafet başlıklı yazısında, Beyanül Hak'ta çıkan yazısında bu makamın dediğimiz gibi bir sözleşme konusu olduğunu belirtirken aslında klasik hilafet yaklaşımından uzaklaşarak daha meşruti sistemle uzlaşacak yeni bir hilafet yorumunu ortaya çıkarıyor. Yani bu aslında radikal bir kopuş ve hakimiyet timiliye vurgusunun öne çıktığı bir kopuş. Nitekim daha sonraki dönemde bu yaklaşım Darülfünun'da müderris olan Mehmet Seyit Efendi'nin tezlerinde de karşımıza çıkacak. Onun Usulü Fıkıh isimli eserinde işte halifelik makamlı meşruiyet kaynağını hakimiyeti milliye ya da kuvveti umumiyeyi millet olarak tanımladığını göreceğiz. Yani milli egemenlik kavramı bu geleneksel kurumun yorumlama biçiminde de karşımıza çıkacak. Yani bu aslında ilk Hobsbawm'ın gelenek icadı dediği şey. Bütün o geleneksel kurumları yeni dünyanın, yeni bir bakış açısının ışığında yorumlama gayreti. Tabii bunun dışında olanlar da var. Mesela bu İslamcı entelijansiya içinde de hakimiyetin milliye düşüncesine kuvvetle sarılan bulunduğu gibi buna karşı çıkanlar da var. Mesela bu dönemin en önemli siyasi aktörlerinden birisi olan Said Halim Paşa'nın görüşleri tam da bu yaklaşımın dışında bir şey sergiliyor. Bununla ilgili şeyin çok güzel bir şeyi vardır, görüşü, düşüncesi vardır. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanıdıklarım isimli kitabında. Yani Jön Türklerin arasına düştüğünde diyor, Adem Baba'nın diyor ilk dünyaya düştüğünde hissettiği garipsemeyi hissetti herhalde Said Halim Paşa der anılarında. Gerçekten böyle düşünce olarak baktığınızda evet Jön Türk döneminin sadrazamı. Ama yani düşünsel olarak çok daha farklı bir konumda tabii. O mesela mutlak karakterli bir ulusal egemenlik meselesinin, hakimiyeti milliye meselesinin batıdan geldiğini ve o bütün batıdan gelen bu egemenlik kavramları gibi de yanlış olduğunu düşünür. Onun yaklaşımınca geçmiş yüzyıllardaki işte aristokratların ve ruhbanlara ait olan egemenlik hakkının çoğunluktan, daha doğrusu hakkına yönelik çoğunluğun bir tepkisidir ve ondan intikam almasıdır. Onun için geliştirdikleri bir kavramdır bu kavram. Öyle bakar ve o şekilde inceler. Tabii ki bütün bu birikim aslında dediğimiz gibi yepyeni bir bakış açısı çıkarıyor ve işgalin arkasından ortaya çıkan direnişin, meşruiyetin kaynağı olarak hakimiyeti milliyenin görülmesinde Tanzimat'tan beri gelen bu yeni akımın düşüncesel mirasın etkisi olduğunu da görüyoruz. O yüzden işte 1909'dan sonraki bu gelişmeler, bu sürecin hepsinin işte Erzurum ve Sivas'tan sonraki sürece damgasını vurduğunu görüyoruz. Bu dönemin anayasal tezlerinin dayanağı bütünüyle hakimiyeti milliye kavramı oluyor. Basında da öyle, meclis tartışmalarda da öyle. İşte milli irade, istiklali milli, mukadderat-ı milliye, hukuk-ı milliye gibi politik gündemin üst başlıkları haline gelen bu kavramlar halkın kaderini eline aldığına yönelik bir söylem ortaya koyuyor. Ve bu tabii ulusal mücadelenin de temelini oluşturuyor. Zannedersem süremi doldurdum. O yüzden bundan sonra sorularla belki geliştirebiliriz. Ben burada sözümü sona vereyim. Diğer hocalarımızın haklarını da şey yapmamak açısından burada kesebilirim. Evet, teşekkür ederim. Sağolunuz. Biz teşekkür ederiz bu akıcı ve çok ilginç noktaları birleştiren kıymetli konuşmanız için. Riayetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sorular faslında belki bir parça daha açıklama imkanına ulaşabilirsiniz. Gene sıralama üstünden konuşmalara devam etmek istiyorum. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Mustafa Budak. O da kendileri de İstanbul Üniversitesi'nin kıymetli hocalarından. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü sürecinde iç ve dış siyasi gelişmeler düşünsel arka plandan sonra doğrusu bununla meseleyi daha da detaylı anlayacağımızı düşünüyorum. Buyursunlar kıymetli hocam. Evet, teşekkür ediyorum sayın hocam. Değerli hazırın, hepinize bu pandemi dolayısıyla yaşadığımız sıkıntılı ortamında sağlık dileklerimle hayırlı sabahlar temenni ediyorum.
Ben de özellikle bu sempozyumu düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve üniversitemize teşekkür ediyorum. Hem de bizi davet ettikleri için bir kez daha teşekkürlerimi saygıyla birlikte ifade etmek istiyorum. Tabii ben bu bildiride Teşkilat Esasiye Kanunu'na değinmeyeceğiz. Daha ziyade bu Teşkilat Esasiye Kanunu'nun hazırlık süreci ve kabul ediş sürecindeki iş ve dış siyasi gelişmeler üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii bu konuda tabii önce iç siyasi gelişmeler ve arkasından da Batı ile ilişkiler, iki diplomatik ilişkileri iki kısımda değerlendirelim. Bir tanesi Batı ile olan ilişkilerimiz, diğeri de Sovyet-Rusya ile olan ilişkilerimiz şeklinde kendini göstermektedir. Tabii bunlardan önce belki dönemi anlayabilmek açısından milli mücadele ve Teşkilat Esasiye Kanunu bağlamında Atatürk'ün bunu nasıl anladığı ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Genellikle biz milli mücadele anlatırken milli mücadelenin bir yönüne daha çok ağırlık veririz. Özellikle işgalin sona erdirilmesi, vatanın halası üzerinde bir yaklaşım vardır, görüş birliği vardır. Aslında bu dönemde milli mücadele dönemi bir yönüyle vatanın düşman işgalinden kurtarılması mücadelesi olurken, diğer taraftan da bir siyasi mücadeleyi, bir iktidar mücadelesine sahne olmuştur. Bu açıdan Atatürk'ün nutukta söylediği bir sözü nakletmek istiyorum müsaadenizle. Diyor ki, tezahür eden milli mücadele harici istilaya karşı vatanın halasını yegane hedef atfettiği halde bu milli mücadele muvaffakiyete iktiran ettikçe, yaklaştıkça safha safha bugünkü devre kadar iradi milliye idaresinin bütün esasat ve eşkalini tahakkuk ettirmesi tabii ve gayri kabil iştinap bir seyri tarihiydi. Yani milli mücadele başarı kazandıkça milli iradeye dayalı bir milli idarenin bütün esasları ve şekilleri ortaya çıkması kaçınılmaz bir tarihi süreç idi. Bunu anlayan diyor hanedan ailesiyle ananevi ihtiyatıyla, alışkanlığıyla milli mücadelenin amansız düşmanı kesildiler diyor. Tabi buradaki önemli olan vatanın kurtuluşu ve buna paralel olarak da bir milli iradeye dayalı bir milli idarenin esaslarının ortaya çıkmış olmasıdır. Bunu özellikle bilinmesinde fayda vardır. İkinci husus, Mustafa Kemal Paşa İzmir İktisat Kongresi'nde 17 Şubat 1923'te yapmış olduğu bir konuşmada diyor ki, bizim milli mücadelede iki önemli şey vardır diyor, kavram vardır diyor. Bunların bir tanesi misaki millidir, diğeri de teşkilat esasiyedir. Onu şöyle açıklıyor. Biliyorsunuz ki misaki milli, milletin istiklali tamını temin eden, bunu temin edebilmek için iktisadiyatında inkişafına mali olan bütün sebepleri bir daha ve katiyen geri dönmemek üzere ortadan kaldıran bir düstürdür. Yani milli bağımsızlığımızı sağlayan bir düstürdür diyor misaki milli. Teşkilat Esasiye Kanunu da Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin öldüğünü idrak ve ifade, onun yerine yeni Türkiye Devleti'nin kaim olduğunu ilan eden bir kanundur. Yani böyle bir ayrım yaptığını görüyorum. Tabii bu konuda mecliste de tartışmalar var. Ben bu kısmı, bu bahsi geçiyorum. Bundan sonra konuşmacılarımız zaten Teşkilat Esasiye hazırlanışı ve o süreci anlatacaklar. Tabii Teşkilat Esasiye Kanunu, ben de konuşmamda o zaman aralığı üzerinde durmaya çalışacağım. Malum Teşkilat Esasiye Kanunu'nunla ilgili olarak ilk adım mecliste 18 Eylül 1920'de Mustafa Kemal Paşa'nın meclise sunduğu halkçılık programı da başlamaktadır. Ilanına kadar olan süreç. Dolayısıyla ben de Eylül 1920 ile aşağı yukarı Nisan 1921 arasındaki gelişmeler, iç ve dış siyasi gelişmeleri anlatmaya çalışacağım. Tabi bunların içerisinde en önemli olay bu süreç içerisinde Sevr Anlaşması'nın imzalanmış olmasıdır. Eylül ayına, Eylül 1920'ye geldiğimizde hem Osmanlı Devleti için hem itiraf devletleri için Sevr Anlaşması'nın onaylanması ve yürürlüğe konması meselesi vardır. Anlaşıldı ki Eylül sonlarına gelindiğinde Damat Ferit Paşa hükümeti bu Sevr Anlaşması'nı yürürlüğe koyamayacak ve itiraf devletleri de Damat Ferit Paşa'nın değiştirilmesini
padişahtan, Sultan Vahdettin'den talep edeceklerdir. İşte bu süreç içerisinde damat Ferit Paşa 16 Ekim 1920'de bu görevinden istifa edecek. Onun yerine de Ahmet Tevfik Paşa gelecektir, getirilecektir, atanacaktır. Ondan istenen hem padişahın hem itiraf devletlerin istediği Sevr Anlaşması'nın uygulanmasını ve yürürlüğe konmasını gerçekleştirmektir. Oysa hatta bu konuda da 25 Ekim 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'daki yüksek komiserleri hükümete bir nota vereceklerdir. Yani Sevr Anlaşması'nın bir an önce onaylanması ve yürürlüğe girmesi hususunda. Fakat Tevfik Paşa 5 Kasım 1920'de vermiş olduğu cevabi notada Sevr Anlaşması'nın uygulanması için seçimler yapılıp meclisin açılması ve Anadolu ile uzlaşılması gerektiğini söylemiştir. Dolayısıyla İtilaf Devletleri'nin beklentileri de bu süreçte mümkün olmayacaktır. İşte bu süreçte bir başka gelişme de yaşanacaktır. İşte Anadolu ile İstanbul arası uzlaşmayı sağlamak üzere İstanbul'dan bir heyetin Ankara hükümet temsilcisi Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere 5 Aralık 1920'de ünlü Bilecik buluşması gerçekleşecektir. Fakat bu buluşma Mustafa Kemal Paşa'nın niyeti uzlaşmaktan daha çok İtilaf Devletleri'ne Anadolu mücadelesinin ve Türkiye'nin temsilcisinin Ankara hükümeti olduğunu hem İstanbul hükümetine hem İtilaf Devletleri'ne göstermektir ve bu heyeti Ankara'ya götürerek bir süre Ankara'da bulunmalarını sağlayacaktır. Tabii tüm bu gelişmeler şunu gösterecektir ki artık İtilaf Devletleri'nin nezdinde Sevr Anlaşması'nı bu şekilde uygulamak mümkün olmayacaktır. Bu gelişmeler yaşanırken hatırlanması gereken bir başka husus da öteden bu yana Mart 1920'den itibaren Doğu Anadolu'da Ermenilerin saldırıları karşısında asker harekat hususunda sabırsız olan Kazım Karabekir'e Eylül içerisinde harekat izni verilecektir ve 28 Eylül'den Kasım 1920'ye kadar Doğu'ya Ermenilere yönelik bir asker harekat gerçekleştirilecek ve 3 Aralık 1920'de bu harekat Gümrü Anlaşması'yla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin diplomatik anlamda yani Ankara hükümetinin diplomatik anlamdaki ilk önemli başarısı da hem askeri hem siyasi anlamda Gümrü Anlaşması olacaktır. Yani bir taraftan Sevr Anlaşması'nın onaylanması süreci yaşanırken diğer taraftan Doğu'da bir askeri harekat ve arkasından da Gümrü Anlaşması imzalanacaktır. Tabi bu süreçte unutmayalım, onu daha sonra belki vakit kalırsa değineceğiz. Aynı süreçte yani halkçılık programının mecliste takdim edilmesi, efendime söyleyeyim, Doğu'da Ermeni yönelik asker harekatı devam ederken aynı süreçte Moskova'da bir Türk-Sovyet dostluk anlaşması müzakereleri de devam etmektedir. Fakat bu anlaşma parafe edilmesine rağmen Rusların, Sovyetlerin Doğu'da Ermenilere toprak talep etmesi üzerine bu görüşmelerde kesintiye uğrayacaktır ve Türkiye heyeti de özellikle Türkiye heyeti de bir kısım heyet üyeleri de Ankara'ya doğru yola çıkmışlardı. Yani bir kesinti dönemi, Türk-Sovyet barış görüşmelerinde bir kesinti dönemi yaşamaktayız. Tabii bu arada bir başka gelişme de 1920 Ekim'inde Batı cephesinde yaşanacaktır. Ali Fuat Paşa'nın komuta ettiği Türk kuvvetleri Gediz'de Yunanlara karşı yenilecektir. Tabii bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa'yı bu görevden, Ali Fuat Cebesoy'u bu görevden alacak ve kendisini onar etmek için de Moskova'ya büyükelçi olarak atayacaktır. Tabii Ankara hükümeti bu süreçte bir başka karar daha verecektir. O da Kasım 1920'den itibaren artık Kuvayi Milliye tarzı düzensiz birlikler yerine düzenli bir orduya geçilmesi kararı alınmıştır. Ve bu ordunun komutanı olarak da İsmet Paşa atanacaktır. Yani dikkat edilirse hem dış gelişmeler hem içerideki gelişmeler birbirini destekleyen süreç yaşanacaktır. Tabii bu arada şunu da belirtelim. Yine aynı süreçte 10 Kasım içinde Yunanistan'da seçim olacak ve Venizelos karşısında kralcılar iktidara geleceklerdir. Ve işte bu süreçte de kralcıların başbakanı Rallis'te Sevr Anlaşması'nın uygulanması gücünün kendilerine olduğunu gösterebilmek için de Batı Anadolu'da TMM hükümeti kuvvetlerine karşı bir askeri harekat başlatacaktır. Ve biz de bu askeri harekatı daha ziyade 1. İnönü Muharebesi olarak
bilmek değil. Tabi bu muharebe daha ziyade bir savunma muharebesi şeklinde olacak ve yine de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanacaktır. Tabi bu süreçte efendime söyleyeyim itilaf devletleri de kendi aralarında öteden bu yana Sevr Anlaşması'nın o haliyle mevcut haliyle onaylanmayacağını görünce kendi aralarında bir takım görüşmeler yapmaya başlamışlardır. Ne yapmışlardır? 21-25 Ocak 1920'de Paris'te bir araya gelmişlerdir. İngiltere, Fransa, İtalya, efendime söyleyeyim Japonya bu toplantıya katılmışlardır. Ve toplantıda alınan mesela İtalyan Dışişleri Bakanı Kont Sforza der ki Bolşevik tehlikesine karşı uzlaşarak Ankara ile bir anlaşma yapılması lazım. Yani İtalyanlar anlaşma yapmaya taraftar. Lord Curzon Sevr Anlaşması'nın esaslarında bir değişiklik yapılması için incelemeye gerek olduğunu ve Mustafa Kemal Paşa'nın Bolşeviklerle görüşme yapmasının tehlikeli bir ittifaka yol açabileceğini ifade etmiştir. Yani İngilizler yavaş yavaş görüşlerinde bir değişikliğe yöneldiklerini görüyoruz ve İngilizlerin Lord Curzon'un ifadesiyle yaklaşımda Türkiye'ye bakışı da İstanbul hükümeti mefruştur, felç olmuştur. Artık Türkiye'nin hakiki hakimi Mustafa Kemal Paşa'dır. Lord Curzon yine bu bağlamda efendime söyleyeyim Yunanistan'ın bu süreçte Türkler karşısında dayanamayacağını Ankara hükümetinin taleplerini dikkate alarak Sevr Anlaşması'nın yumuşatılmasını istemiştir. İşte bu süreçte efendime söyleyeyim Kemalistleri Sovyet Rusya'yla arasını açabilmek amacıyla Sevr Anlaşması'nın gözden geçirilmesini ve Londra'da özel bir konferans düzenlenmesine karar vermiş. Yani Londra Konferansı benim ikinci Londra Konferansı dediğim bir diğer konferans da Misak-ı Milli'nin son Osmanlı Meclisan Meclisi'nde ilan edildiği süreçte ve akabinde de İstanbul'un resmen işgal edildiği süreçte toplanan Londra Konferansı Şubat-Mart 1920'deki o birinci Londra Konferansı. Bu da ikinci Londra Konferansı olarak tarihe geçmiştir. Tabii bu süreçte bakıldığında bir şey daha söylemek lazım. Fransız sömürge gazetelerinden Victor ise Ruslar ve Türkler arasındaki ilişkilere değinirken Rus Bolşevizmine karşı Asya'da en iyi kale Türk milliyetçileri uzlaşmadır. Yani Fransızlar da Türklerle uzlaşılması gerektiğini söylemektedirler ve Türk ordusu eğer Kafkasya Sovyetlere karşı harekete geçirse Bakü'nün petrol bölgesinin kurtarılacağını da yine bu gazetenin görüşlerinde görmekteyiz. Tabii bu gelişmeler içerisinde Londra Konferansı toplanacak. Tabii Londra Konferansı davet sürecinde de belki teşkilatı esasiye kanunu ilgili de bazı bahisler geçmektedir. Tabii itilaf devletleri davet mektubunu önce Tevfik Paşa'ya Yunan hükümetiyle İstanbul hükümetine göndereceklerdir. Osmanlı hükümeti hemen bu teklifi kabul edecektir. 27 Ocak'ta 1921'de Tevfik Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf göndererek Osmanlı Devleti'nin Sevr-i Tadil amacıyla konferansa davet edildiğini, Ankara'dan kendilerini tayin edecekleri bir iki delegenin İstanbul hükümeti heyetine dahil edilmesinin gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa da cevabi telgrafında İstanbul hükümetini hukuken tanımadıklarını ve millet ve ülke adına Türkiye'nin tek meşru hükümetinin Büyük Millet Meclisi olduğunu bildirmiştir. Bu önemli bir gelişmedir. Hatta daha ötesinde 30 Ocak 1921'de Mustafa Kemal Paşa yine Tevfik Paşa'ya gönderdiği bir telgrafta Teşkilat Esasiye Kanunu'nun ki kabul edilmiş olan artık kabul edilmiş olan Teşkilat Esasiye Kanunu'nun milli irade ve milli hakimiyette ilişkin maddelerinin millet idaresinde Büyük Millet Meclisi'ni yetkili kılan maddelerini bildirmektedir. Yani Türkiye'nin yegane tek meşru siyasi temsilcisinin Büyük Millet Meclisi olduğunu açıklamıştır. Ve bununla yetinmemiş demiştir ki bundan sonra Tevfik Paşa'ya sen Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak benimle yazışıyorsun, haberleşiyorsun. Bundan sonra senin muhatabın Büyük Millet Meclisi hükümetidir. Bundan sonra onunla haberleşmen, görüşmen gerekir demiştir. Tevfik Paşa da 31 Ocak 1921'de
yine Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği telgrafında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kanun esasiyeye aykırı olduğunu bildirmiştir. Enteresan, ilgi çekici bir görüştür. Dolayısıyla 31 Ocak 21'de yani Ocak sonlarında Mustafa Kemal Paşa ile Ahmet Tevfik Paşa arasında böyle bir şey vardır. Haberleşme vardır. Tabii bu süreçte Londra Konferansı'na hem Ankara hükümeti Bekir Sami Bey başkanlığında hem İstanbul hükümeti Tevfik Paşa başkanlığında katılacak. İngilizlerin niyeti de iki hükümeti çarpıştırarak buradan kendi lehlerine bir sonuç almaktır. Bunu sezen Tevfik Paşa hiç tek bir cümle söylemiştir. Artık Türkiye'nin meşru tek temsilcisi Büyük Millet Meclisi'ni temsilen gelen Bekir Sami Bey'dir. Ben sözü onu bırakıyorum diyerek, efendime söyleyeyim, şeyden adı nedir? Sözü Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. İşte bu sözü bırakma çerçevesinde enteresandır. İngiliz Daily Telegraph gazetesi bir gün sonraki bu şeyden sonra Londra Konferansı'nda Tevfik Paşa'nın tavrı konusunda aynen şunu söylüyor. Ben bunu önemsediğim için birçok yerde kullandım. Burada da bunu zikretmek istiyorum. Diyor ki Türkler için konuşamaz denirdi. Dünkü oturumdan sonra ders alamaz ünvanını vermek lazım. Herhalde son 50 yılın acı dersleri Türklere hiç tesir etmemiş görünüyor. Türk mirasları Türkiye hala büyük devletlerden biriymiş gibi küstahane davranıyor. Türkler, özellikle milliyetçiler, Türklerin yenilmiş ve müttefiklerin emrinde olduklarını kabul etmiyorlar. Ankara ve İstanbul mütehakimane lisan kullanma konusunda birdirler. Yani ikisinin üstten bir şey bakışını. Yani İngilizlerin bu anlamda rahatsızlıklarını, yani kendi haklarını, bağımsızlık taleplerini dile getirdiğinde İngilizlerin ve genel olarak Batılıların çok da memnun olmadıklarını tarihte bildiğimiz gibi günümüzdeki gelişmelerde de bunu çok açık bir şekilde müşahede ettiğimizi ifade edelim. Tabii bu arada Türk-Sovyet ilişkilerinde hocam baktım var mı? Bir 5 dakika buyurun kıymetli tamam. Hocam. Ben de onu da hızlı bir şekilde anlatayım. Tabii Türk-Sovyet ilişkilerinin başlamasında iki önemli faktör vardır. Bunların bir tanesi diplomatiktir. İkincisi de hem ideolojik hem askeri yardım talebidir. Malum Türkiye ile yani Ankara hükümeti ile Sovyet Rusya hükümeti arasındaki ilk ilişkiler, ikisi de uluslararası sistem tarafından, yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan sistem tarafından dışlanmış iki tane oluşumdur, siyasi oluşumdur, hükümettir. Dolayısıyla birbirlerini uluslararası sistemden tecrit edilmiş iki hükümetin birbirine yakınlaşması, birbirini desteklemesi amacıyla bu ilişki kurulmuştur. Türkiye açısından da yine diplomatik tanınma yönüyle önem kazanmaktadır. Sovyetler açısından ideolojik, tabii bir de Türkiye açısından da askeri yardım beklentisi de Sovyet Rusya'dan bu ilişkilerin kurulmasında önemli bir faktördür. Ama Sovyetler açısından ideolojik demiştik. O da ideolojiktir çünkü kendi komünist ideolojiyi Batış toplumuna, Doğu toplumlarına yaygınlaştırabilmek için ya ortada bir komünist partilerinin, çünkü Mart 1919'daki 3. Komünter toplantısında alınan kararda da vardır bu. Ya komünist partiler vasıtasıyla bu sistemi, mevcut sistemi değiştireceksiniz ya da onların milliyetçi burjuvazi dedikleri partileri zaman içinde dönüştürerek hem partileri hem sistemi komünist rejime inkılap ettireceksiniz. Türkiye'deki Sovyetler de bunu çok iyi biliyor. Türkiye'deki sistemin, hareketin Bolşevik karakterli olmadığını farkındalar. Milliyetçi olarak görmektedirler ve zaman içerisinde bu hareketi dönüştürmeyi hedeflemektedirler. Bunun için bir de Türkiye Komünist Partisi'ni Yavuz Hocam'ın çalışma alanıdır. Bu partiyi kurdurmak, arkasından da bunu kontrol etmek amacıyla resmi Türkiye Komünist Partisi'ni kurdurduğunu görüyoruz. Tabi bu süreç içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın yaklaşımlarına, yazışmalarına bakıldığında daha ziyade Bolşevik olmamakla beraber bazı araştırmacılar Türkiye'nin Sovyetlerle yakınlaşmasında Bolşevik olma yönünde karar aldıklarını söylemektedir ama tarihi belgeler bunun aksini bize söylemekte. Ama şu hakikat, Mustafa Kemal Paşa da mesela Ali Fuat Paşa'ya göndermiş olduğu bir mektubunda sevgili yoldaş diye başlar.
Yani o dönem içerisinde bu tarz tabirlerin, kavramların kullanıldığını görürüz. Ayrıca bu süreç içerisinde işte şura kavramının, şura hükümeti, şura, Türkiye halkı, halk hükümeti gibi kavramların Mustafa Kemal Paşa'nın jargonunda da, söyleminde de, sözlerinde de yer aldığını görüyoruz. Bu sözlerin kullanması Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Bolşevik olduğu anlamına gelmez. Daha çok o dönemler içerisinde bir siyasi pragmatizmin gereği olduğunu da görmekteyiz. Tabii Anadolu'da bir güçlü bir Bolşevik propagandasının da yaygın olduğunu, bunun da önünün alınması gerektiği düşüncesindedir Mustafa Kemal Paşa. Ve hatta bu anlamda da onun şöyle bir sözünü nakledeyim. Diyor ki 1922'de daha sonraki süreçte Ukrayna Büyükelçisi Frunze'ye ziyaretinde diyor ki milletimizin bugünkü idaresi hakiki mahiyetiyle halk idaresidir. Bu tarzı idare esası meşveret olan şura idaresinden başka bir şey değildir. Ruslar buna Sovyet idaresi derler. Yine Sovyet Büyükelçisi'ne de yapmış olduğu bir konuşmada biz subaylar, hatta yalnız subaylar değil bütün ilerici aydınlar Ekim İhtilali'nin ilk günlerinden beri Bolşeviklerin izledikleri siyasete büyük ilgi duyuyoruz. Tabii bu ilgi duymanın anlamı da dediğimiz gibi Sovyet askeri yardımını alabilme çabasıdır ve arzusudur. Dolayısıyla Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın bu tarz Bolşevik söylemi veya kavramları kullanmış olması daha ziyade siyasi pragmatizmin gereğidir. Yoksa Mustafa Kemal Paşa'nın Bolşevik olmadığını, sosyalist olmadığını Ruslar da, Sovyetler de biliyor. Lenin bile, Lenin açıklamalarında da Mustafa Kemal Paşa'nın Bolşevik olmadığını, olamayacağını da çok açık bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla hatta meşhur 1920 aralığında Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste yaptığı uzun bir konuşma vardır. Gerçi bunu Pan-İslamizm, Pan-Türkizm için diyor. Diyor ki biz Pan-Türkizm olduk diyeceğiz dedik olmadık. Efendim Pan-İslamizm yapıyoruz dedik yapmadık dediği gibi burada işte Bolşevik jargonu, Bolşevik kavramları kullanmıştır siyasi pragmatizm gereği. Yoksa hiçbir zaman Bolşevik düşünceye Mustafa Kemal Paşa'nın sahip olmadığını görüyoruz. Son olarak da bu gelişmeler içerisinde yani bir taraftan Teşkilat Esasiye Kanunu'nun kabul süreci, arkasından Sevr Anlaşması'nın tadiliyle ilgili yapılan Paris ve Londra konferansları, bütün bunlar efendime söyleyeyim son tahlilde Ankara hükümetinin 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması'nı imzalamasıyla nihayete erecektir. Tabii Sovyetler de bizim gibi bütün elmaları, armutları ya da yumurtaları aynı sepete koymuyor. Aynı tarihlerde Sovyetler de Londra'da İngilizlerle bir ticaret anlaşmasının görüşmeleri devam etmektedirler ve aynı tarihte de yani 16 Mart'ta biz Ruslarla, Sovyetlerle Moskova Anlaşması imzaladığımız gün Sovyetler de Londra'da İngilizlerle İngiliz-Sovyet ticaret anlaşmasını imzalamışlardır. Tabii bu gelişmelerde akabinde de efendime söyleyeyim Mart sonunda 31 Mart 1 Nisan'da Yunanların ikinci İnönü'deki saldırısı yine Ankara Hükümeti Kuvvetleri'nin zaferiyle sonuçlanacaktır. Ve bu zafer sonunda onu söyleyerek sözlerimi tamamlayayım. 11 Mayıs 1921'de İtilaf Devletleri bir deklarasyon yayınlayacaklardır. Artık Ankara hükümeti karşısında, Türk ordusu karşısında, Türkler karşısında Yunanlıları desteklemeyeceklerini ilan edeceklerdir. Ama Fransızlar, İtalyanlar bu genel olarak bu görüşe, yaklaşıma sadık kalırken İngilizlerin ta büyük taarruza kadar hala Yunanlılardan medet umduklarını görmekteyiz. 30 Ağustos'ta bu ümitleri tamamen sona erdirecek büyük bir zafer olarak karşımızda bulunmaktadır. Yani son söz olarak şunu söyleyeyim müsaadenizle değerli hocam. Görülüyor ki milli mücadele bir taraftan askeri mücadele, silahlı mücadele veriliyor. Bir taraftan içeride yeni bir siyasi idarenin esasları belirleniyor. Diğer taraftan da hem Sovyetlerle hem Batılı devletlerle onlar arasındaki rekabetten istifade eden çok rasyonel bir diplomatik mücadele yürütülüyor. Ve sonuçta bütün bu mücadelelerden Mustafa Kemal Paşa ve onun mahiyetindeki Türk Milli Mücadele Hareketi
ve TMM hükümeti zaferle çıkıyor. Ben sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Teşekkür ederim efendim tekrar. Evet. Sayın Mustafa Budak Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yeniden ve kuvvetlice altını çizmiş olduk ki bu cumhuriyet çok zor şartlar altında kuruldu. Kıymetini kalbimizde taşımalıyız diye düşünüyorum ben. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı ve haysiyeti aslında bu mücadelenin bayrağı olarak da kendisini gösteriyor. Sevgili dostlar, oturumumuzun son konuşmacısı olarak Profesör Doktor Yavuz Aslan Atatürk Üniversitesi'nden kendileri 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tarihi ve siyasi zemini, böylece üç konuşma bize kanuni esasinin bir büyük fotoğrafını elde etme imkanı da sunacak. Buyursunlar kıymetli Yavuz Hocam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle bütün katılımcılara en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sesimden dolayı da özür dilerim. Bir geçirdiğim bir rahatsızlık dolayısıyla biraz sıkıntı yaşıyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle çok güzel iki bildiri dinledik. Aslında benim bildirim de bunlarla birlikte olayı biraz daha bütünleştirecektir diye düşünüyorum. Burada daha çok 1919-21 dönemi üzerinde durmaya çalışacağım. Aslında Türk Milli Mücadelesi ve bu dönemde yaşanan gelişmeler, bu anayasal gelişmelerin, hukuksal gelişmelerin de aslında temelini oluşturmaktadırlar. Yani anayasalar hukuksal metinler olmaktan daha çok siyasi metinlerdir. Dönemi aslında aksettirirler. Ancak özellikle bu sürece geçmeden önce Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili de bir iki şey ifade etmek istiyorum. Beni daha çok ilgilendiren burada birinci maddesidir. Egemenliği çözmüştür. Egemenlik meselesini çözmüştür. Yani hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Bu tam manasıyla bir egemenlik sorununun temel olarak bir anayasa çerçevesinde çözümlenmesidir. En çok beni ilgilendiren hususu bu. Ve bir başka mesele de üçüncü maddesidir. Türk Devleti'nden bahseder. Önemli olan da kurulan bir Türk Devleti'ni aslında sessiz sedasız ilanı gibidir. Biz genelde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını anlatırken işte kurucu meclis özelliğini bahsederiz. Gerçekten Mustafa Kemal Paşa 17 Mart tebliğinde daha meclisi mebusan kapanmadan, yani kendisini tatil etmeden bir kurucu meclisin Ankara'da toplanmasını istiyor. Ancak gelen tepkiler üzerine 19 Mart'ta ikinci genelgesini yayınlayacaktır ve burada olağanüstü yetkilere haiz bir meclisin Ankara'da toplanacağını açıklayacaktır. Ama tam manasıyla aslında bir kurucu meclis olarak çalışacaktır. 23 Nisan 1920 sadece bir meclisin açılışı olarak görmek bana göre çok yetersiz bir bakıştır. Bu bir yeni devletin kuruluş tarihidir. Nitekim 1 Kasım 1922 kararına da bakarsanız 16 Mart 1920'yi Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkış tarihi olarak ilan etmektedir. İşte aslında 23 Nisan 1920'de kurulan devletin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 3. maddesinde biz ilanını görüyoruz. Bu nedenle çok önemlidir ve o teşkilat 9 maddesi zaten teşkilatla ilgilidir. Ben yüksek lisansta Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuruluşunu, yetki ve sorumluluğunu çalışmıştım. Bu konular üzerinde epeyce durmuştum. Diğer hususlara baktığımızda zaten Mustafa Kemal Paşa'nın hükümetin kurulması teklifiyle 24 Nisan 1920'de kabul edilen heyet-i umumiye kararlarının aslında tezahürüdür orada. İşte kuvvetler birliği sistemi böyle, hükümetin teşkili daha sonra bu tekliften sonra hemen akabinde 2 Mayıs 1920'de icra vekilleri sureti intihabına dair kanunun kabul. Onlara baktığımızda zaten bu hususlarında
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yer aldığını görüyoruz. Sadece burada belki hükümet başkanlığı meselesinde bir farklılık vardır. Yani icra vekillerinin, bakanların kendi aralarında birisini başkan seçme usulü, ama yine önceki kabullerle birlikte meclis başkanı hükümetin de tabi başkanıdır, doğal başkanıdır. Tabii burada Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, işte Halk Zümbesi'nin 8 Eylül tarihli Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde çıkan programı, akabinde hükümetin 13 Eylül tarihli halkçılık programını meclise getirmesi ve Teşkilat-ı Esasiye görüşmelerden sonra Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkması bir kavramı ön plana çıkarıyor, halkçılık kavramı. O yüzden daha çok böyle o dönemde halkçılık kavramı üzerinde de biraz yoğunlaşmak istiyorum. Sihirli bir sözcüktür halkçılık kavramı o dönemde. Yani Türkçüsü de halkçıdır, İslamcısı da halkçıdır, Bolşeviği de halkçıdır. Türkçünün halkçılığı Türkçülüğüne bir helal getirmemektedir veya diğerlerininkisi bir helal getirmemektedir. Bu kadar sihirli bir kavramdır halkçılık kavramı. Tabii bu halkçılık kavramı milli mücadelede oluşmuş bir kavram değil. Bunun bir background'u var. Değerli Namık Hoca hakimiyeti milliye kavramını çok iyi açıkladı Osmanlı Devleti'nde, işimi de kolaylaştırdı. Ama ikinci meşrutiyet aydınında da oldukça önemli derecede bir halkçılık düşüncesi olduğunu görüyoruz. Bunda tabii ki Rus narodizminin ve Fransız solidarizminin etkisi büyüktür elbette ki. Ama milli mücadeledeki halkçılığı bundan temel alır, ama bunlara dayandırmak çok da doğru değilmiş gibi bana geliyor. Daha çok Bolşevik devrimi sonrası esen rüzgarların etkileridir 1919'dan sonraki gelişmeler halkçılık olayı. Nitekim milli mücadele tabii ki Mondros mütarekesiyle yeni bir dönem başlayacaktır. Bir taraftan Osmanlı Devleti tasfiye edilirken, diğer taraftan da yeni devletin adımları, bir Türk direniş hareketi oluşacaktır. Bu direniş hareketleri ortaya çıkarken bir dış desteğe ihtiyaç duyacaktır ve hali hazırda tek dayanılacak, gidilecek, yardım alınabilecek çevrede Bolşeviklerdir, Sovyet Rusya'dır. Çünkü emperyalizme, kapitalizme karşı mücadele açmıştır. Lenin'in dekretleri her tarafta yayılmaktadır ve Bolşeviklerin belki de en kuvvetli yönü propagandalarıdır. Ki arşivlerde ben bu propagandalara, propaganda talimatlarına dair pek çok belge okudum. O nedenle milli mücadeleyi düşünen sadece Mustafa Kemal ve arkadaşları değil, onun yanında farklı farklı gruplar Bolşeviklerle ilişki kurmayı başından beri ön planda tutmuşlardır. Milli mücadele ile ilgili genel değerlendirmeler benim çok hoşuma gitmez. Çünkü olaylar o kadar anında farklılaşmaktadır ki, o kadar kısa sürede çok büyük gelişmeler olmaktadır ki, bütün genellemeler sıkıntı yaratır. 1919'un başında baktığınızda ayrı bir ülke, ayrı bir dünya görürsünüz. İkinci yarısında farklı, 20'de farklı, 20'nin ikinci yarısı çok farklıdır. O yüzden ben böyle temel, böyle genel değerlendirmeler çok üzerinde durmam. O nedenle her dönemi kendi olayları içerisinde değerlendirmeye çalışmak en doğrusudur. Ve tabii ki insanlar bir günde siyasi fikirlerini, düşüncelerini değiştirmezler. Ancak siyasi olaylar, siyasi gelişmeler onların taktiksel olarak bazı şeylere yönelmelerini mecbur kılar. Aslında Bolşeviklere yönelim de bu taktiksel bir şeydir. İsterseniz bunu biraz daha açabiliriz. İşte milli mücadelenin ilk başlangıç dönemlerinde Mustafa Kemal ve diğer gruplar derken mesela Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla birlikte Karakol Cemiyeti'nin de Bolşeviklerle ilişki kurduğunu görüyoruz. Enver Paşa ve arkadaşlarının da ilişki kurduğunu görüyoruz. Ancak buna geçmeden önce de aklıma gelen bir hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mustafa Kemal hareketi, tabii Bolşeviklerle ilişkiler vesaire, bunlar önemlidir, ama
başından itibaren harekete bir meşruiyet kazandırma yolunda gitmişlerdir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışta ajanda farklıydı. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi'ydi. Bir görevi vardı, yetkileri vardı. Ancak o yetki sahası dışında farklı şeylerle de uğraştığını görüyoruz Mustafa Kemal Paşa'nın. Bütüncül davranıyor, bütün yurdu ilgilendirecek hareketler içerisinde. İşte Trakya ile yazışmaya başlıyor, Batı Anadolu ile yazışmaya başlıyor. Ancak 8 Haziran'da bir şey oluyor, bu süreci değiştiren, o da Mustafa Kemal Paşa geri çağrılıyor. Tabii geri çağrılınca ister istemez yeni bir konumlandırma, yeni bir yol oluşması gerekiyor. Nitekim Mustafa Kemal Paşa'nın işte biliyorsunuz arkadaşlarını Amasya'da toplaması ve oradaki görüşmelerden sonra Amasya Genelgesi'nin yayınlanması. Amasya Genelgesi çok çok önemli. Aslında Mustafa Kemal Paşa'nın bundan itibaren milli hareketleri halka mal etme yönünde büyük bir taktik izlediğini görüyoruz. Amasya Genelgesi'nin birinci maddesini hatırlarsak, işte vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu ve vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağı ifade edildikten sonra her türlü etki ve denetimden uzak bir heyeti milliye kurulmasından bahsetmektedir. Tabii bunlar gerçekten halka ve programa ve halka mal edilmeye önemli bir şey ama orada bir dördüncü maddesi var gözden kaçan Amasya Genelgesi'nin. Bir heyeti milliyet kurulacaktır ama bu nasıl kurulacaktır? Orada belirtiliyor Sivas'ta umumi bir kongre yapılacak, her taraftan delegeler gelecek vesaire. O umumi kongre aslında milli heyeti kuracaktır. Ancak orada dördüncü maddede yukarıda alınan kararları aşağıda işte isimleri yazılı eşhas yürürlüğe koyacaktır. Yani uygulayacaktır diye bir madde var. Ve orada isimler tek tek yazılıyor. 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa. Bu liste uzuyor ama orada bir isim dikkat çekiyor. Pardon. Rauf Bey ismi dikkat çekiyor. Rauf Bey'in hiçbir resmi sıfatı yok. Ne askeri ne sivil, mülki hiçbir sıfatı yok. Ama Esbak Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey de o kadronun içerisinde. Yani bir kadro var, o kadro hareketi yapıyor ama meşruiyetin oluşması için, çünkü hukuki değil bu hareket. Ama meşruiyet hukuku mevcut hukukiliğin önüne geçer. O yüzden bunu da çok iyi bildikleri için meşruiyet hukukunu işletiyorlar ve halka olayı mal etmenin adımını başlatıyorlar. Bu tamamen yeni bir yoldur aslında bu dönemden sonra. Ve akabinde Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'ni incelediğimizde, ki bana göre asıl ve temel Erzurum Kongresi'dir. Sivas Kongresi aynı kararları kabul etmiştir. Hatta Sivas Kongresi bir nizamname dahi hazırlamamıştır. Erzurum'da basılan nizamname götürülüp üzerinde Erzurum kelimesi kalemle işte karalanıp üzerine Sivas yazılmıştır. Bütün temel kararların Erzurum'da alındığını görüyoruz. Ve Erzurum'da bir şey daha olmuştur halkçılığa yönelik. Mustafa Kemal Paşa o kadronun belki lideriydi. Aynı zamanda askeri bir liderdi. Ancak Erzurum'a gelip askerlikten istifa ettikten sonra halk lideri oldu. Yani liderlik meselesi aslında Erzurum'da çözümlendi. Ki Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'da başlayan bu liderlik misyonunun hayatının sonuna kadar da devam edeceğini göreceğiz. İşte Sivas Kongresi Başkanı, Heyeti Temsiliye'nin Başkanı, Meclis'in Başkanı, Başkomutan, Cumhur Reisi. Bu şekilde devam edecektir. Diğer taraftan Erzurum Kongresi, millet hakimiyetine yönelik de son derece önemli bir karara imza attı. Kuvayi milliyeyi amil, irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır diye. Tabii önü arkası var ama onları çok da
görmenin bir anlamı yok. Çünkü taktiksel şeyler aslında ve dönemin şartlarından kaynaklanan, zeminden kaynaklanan hususlar ve tam bağımsızlık vurgusu var Erzurum Kongresi'nde ve her şeyden önemli Amasya Genelgesi'nde ifade edilen o heyeti milli Erzurum'da kuruluyor. Heyeti temsiliye adıyla ve seçimle kuruluyor ve Mustafa Kemal Paşa başına getiriliyor. Sivas'ta sayısı artırılıyor ve milli mücadelenin ilk hükümeti bu. Nitekim meclis açıldığında Mustafa Kemal Paşa meclisin temsilcileri artık seçildiğinden dolayı ki dikkat ederseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin katılımı son derece geniştir. İki genel seçimle oluşmuş bir meclistir. Yani Mustafa Kemal halk temsiline o kadar büyük önem vermektedir ki ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında da görüyoruz. Daha meclis kapanmadan İstanbul'daki meclis üyelerinin de açılacak meclisin üyesi olmasını ön plana çıkarıp bunu düşünebiliyor. O yüzden temsil olayı inanılmaz derecede burada önemli. Ve pek çok hususta da pek çok belgede de Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarıyla bu mücadelenin halka mal edildiğine dair söylemler vardır. Bunları tek tek sizlerle paylaşmayacağım. Diğer taraftan tabii ki milli mücadele İtilaf devletlerine karşı verilen bir mücadele. Sadece Ermeniler veya Yunanlılar yok. Birinci Dünya Savaşı da yenilmiş Osmanlı Devleti'nin her tarafı işgal edilmiş topraklarında büyük bir mücadele vermek lazım ve bir dış desteğe ihtiyaç var. Bu dönemde Bolşeviklerle ilişki kurma meselesi ön planda olduğunu görüyoruz. Hem Mustafa Kemal Paşa'nın ajandasında hem de diğer hakimiyet mücadelesi yapan grupların ajandasında bu mesele ön planda. Ve burada da tabii ki siz Bolşevik değilsiniz, bir anda da Bolşevik olamazsınız. O zaman bazı makyajlar yapmak zorundasınız. Mesela Karakol Cemiyeti ki biliyorsunuz Enver Paşa ve Talat Paşa İstanbul'dan ayrılmadan önce kurmuşlardı. Kuruluş tarihi aslında 20 Ekim 1918'dir. İttihat Terakki'nin yeniden yer altına inmiş halidir Karakol Cemiyeti. Karakol Cemiyeti Bolşevik temsilcilerle İstanbul'da kurduğu ilişkiler vasıtasıyla Baha Said'i Kafkasya'ya gönderecektir. Nitekim Baha Said'in kullandığı kavramlara baktığımızda Türkiye İhtilal Hareketi'ni temsil eyleyen Karakol Cemiyeti ve Uşak Kongresi heyeti icraiyesi. Yani Uşak Kongresi yürütme kurulu tarafından görevlendirildiğini ifade ediyor Baha Said oraya gittiğinde Bolşeviklerle ilişki kurduğunda ve Karakol İhtilal Cemiyeti'nden bahsediyor. Yani Bolşevik jargonuna göre hareket ediyor. Arkasında bir halk temsilinin olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu aslında çok önemli vurgu. Nitekim Baha Said Bolşeviklerle ilk anlaşmayı yapan kişi ki Kasım 1920'dir anlaşmanın tarihi. Anlaşmanın ilk müsveddeleri daha sonra 10 Ocak 1921'de tarihi biraz karıştırabilirim. Anlaşma imzalanmıştır Bolşeviklerle. Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya çıktıktan hemen sonra Bolşeviklerle ilişki kurduğunu görüyoruz. Havzadaki günlerinde bir Bolşevik heyetle görüşmeler yaptığına dair elimizde bilgiler var. Tevetoğlu'nun bu anlamda makaleleri var. Hatta somut bilgiler veriyor ama bazı bilgilere de itirazım var. Özellikle Albay Budiyeni vesaire gibi şahsiyetlerle görüştüğünü ifade ediyor ki bunun mümkün olması çok zor. Ancak 1919 Mayıs'ında Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Supi bağlantılı teşkilatla bir ilişki kurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Mustafa Supi
1920 Haziran'ında Tarihi Vazife adlı yazdığı Yeni Dünya Gazetesi'ndeki makalesinde Mustafa Kemal Paşa'nın bize bir yıl önce bildirdiği üzere Moskova mahvilinde Türk Kıyam Hareketi lehinde çalışmaya başladık diyor. Yani daha Havza günlerinde Bolşeviklerle ilişki var. O dönemde Mustafa Supi Teşkilatı Odessa ve Kırım'da teşkilatlanıyor ve Türkiye'ye yönelik faaliyetler yürütüyor. Yıkıcı propagandalar belki o gün için Türkiye'ye bildiriler sokuyor. Çeşitli teşkilat elemanları Anadolu'ya ve İstanbul'a geçerek de ajitasyon ve propaganda faaliyetleri ve teşkilatlanma faaliyetleri yapıyorlar. Yani bu dönem aslında Bolşeviklerle yoğun ilişkilere açılma dönemi. Diğer taraftan Erzurum Kongresi günlerinde Fuat Sabit'in ve Doktor Ömer Lütfü'nün Bolşeviklerle ilişki kurmak için Kafkasya'ya, Bakü'ye gönderildiklerini görüyoruz. Fuat Sabit'in kullandığı sıfat da çok ilginç. Kendisini Erzurum Kongresi delegesi olarak tanıtıyor. Yani arkasında yine bir halk desteği olduğunu göstermeye çalışıyor. Halbuki Baha Said de mesela Uşak Kongresi heyeti icraiyesi adına oradaydı. Aslında böyle bir Uşak Kongresi mevcut bile değil. Tamamen mizansen uydurulmuş. Ama o belgeler içerisinde, Kafkasya'ya götürdüğü belgeler içerisinde Uşak Kongresi ile ilgili inanılmaz bilgiler var. Belki o bilgileri alıp kullansak Uşak Kongresi Milli Mücadele'nin en temel kongresi gibi karşımıza çıkar. Ama böyle bir toplantı yok. Tamamen Bolşeviklerle ilişki kurmak için tasarlanmış bir olay. Diğer taraftan Sivas Kongresi günlerinde Halil Paşa'nın görevlendirildiğini görüyoruz. Yani 1920 başlarında Bakü'de hem Türkiye'den gelen Mustafa Kemal Paşa tarafından gönderilen, Kazım Karabekir Paşa tarafından gönderilen temsilciler, işte Karakol Cemiyeti tarafından gönderilen kişiler ve 1918 sonrası dönemi Kafkasya'da kalan Türk subayları, Bolşeviklerle birlikte çalışan Türk subayları, bütün bunlarla oluşan bir çevre oluşmuştu. Nitekim bu çevre Anadolu Hareketi ile Bolşevikler arasında bir vasıta, bir aracı olmak için çabalar yürütmeye başladılar. Nitekim bir teşkilatlanma girişiminde bulundular ve Türk Komünist Fırkası'nı kurdular 1920'nin başlarında. Bu daha çok böyle iddiatçı bir komünist, Türk Komünist Fırkası olarak adlandırabileceğimiz tamamen paravan bir kuruluş. Amacı Anadolu Hareketi ile Bolşevikler arasındaki ilişkileri kurmak. Ve o dönemde önemli çalışmalar yapıyor. Kazım Karabekir ile Mustafa Kemal Paşa ile yazışmaları var. Ve şuna getiriyorlar. Heyeti temsil eden bir üyenin Türk Komünist Fırkası'na temsilci olarak atanmasını istiyorlar veya orada görevlendirilmesini istiyorlar. Ve bunların aracılığı o dönemde Anadolu Hareketi tarafından da kabul ediliyor bir süre için. Daha sonra Fuat Sabit ve Halil Paşa'ların Moskova'ya gittiğini görüyoruz ve Halil Paşa'nın o dönemde Kazım Karabekir ile Mustafa Kemal Paşa ile yazışmaları var. Yoldaş Halil imzasını atıyor. Veya Kazım Karabekir yazarken Yoldaş Halil'le diye telgraflar çekiyor. Ve bunlar kuryeler vasıtasıyla bu mektuplar götürülüp getiriliyor. Ve bu ilk ilişkiler meyvesini de veriyor. Nitekim Türk Komünist Fırkası adına Halil Paşa ve Fuat Sabit'in Moskova'da yürüttüğü Bolşeviklerle görüşmeler sonunda da ilk Sovyet yardımlarının Türkiye'ye ulaştığını görüyoruz. Halil Paşa vasıtasıyla gelecektir bunlar ve ilk Sovyet heyeti de bu yardımlarla birlikte Türkiye'ye gelecektir. Bu 400 kilogram altındır. Erzurum'da Kazım Karabekir bunları tarttıracaktır. 200
kilogramını Erzurum'da bırakacaktır, diğerini Sovyet heyetiyle birlikte Ankara'ya gönderecektir. Yani bu dönem özellikle Bolşeviklerden beklentilerin üst düzeyde olduğu bir dönemdir. Ne bekliyor? Öncelikle Şark yolunun açılmasını bekliyorlar. Ermeni sorununun milli menfaatlerimiz doğrultusunda halledilmesini bekliyorlar. Çünkü Ermenistan'daki hakimiyet Sovyet Rusya'ya aslında aykırı bir yönetim olan Taşnak hükümet veya Gürcistan'daki işte Menşevik hükümet var. Bundan da cesaret alarak Ermeni meselesinin Türkler lehine Bolşeviklerin yardımı ile de çözülebileceğini düşünüyorlar. Ve en önemlisi para ve silah yardımı bekliyorlar. Ancak tabii ki bu böyle olmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan, hükümetini kurduktan hemen sonra 5 Mayıs'tır ilk hükümet toplantısı, Moskova'ya heyetin gönderilmesi kararı altına alınacaktır. Ve 11 Mayıs'ta da Bekir Sami ve Yusuf Kemal heyeti yola çıkarılacaktır. Sayın Mustafa Budak hocamız ifade etti. Bu ilk görüşmelerden beklediği sonucu alamayacaktır. Gerçi silah ve para konusunda bazı olumlu gelişmeler vardır ama asıl olan burada toprak istekleridir Ermeniler için ve bu bir hayal kırıklığı yaratacaktır. Nitekim o dönemde bakın bu Moskova'daki görüşmelerden dolayı Kazım Karabekir Paşa'nın sürekli Ermeniler üzerine yapmak istediği hareket de Mustafa Kemal Paşa tarafından engellenmektedir. Diğer taraftan bu dönemde şu husus ön plana çıkacaktır. Bolşevikler gerçekten kimdir? Bize ne kadar yardımda bulunabilirler? Amaçları nelerdir? Bütün bunlarla ilgili bilgi noksanlığı tamamlanmaya çalışılacaktır. Ve buna en çok belki de hizmet eden 1920 Eylül'ünde 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılan Birinci Doğu Halkları Kurultayı olacaktır. Birinci Doğu Halkları Kurultayı'na resmi bir temsilci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kimseyi göndermedi. Çünkü talep olmadı, resmi bir talep olmadı. Sadece Türkiye halkına bir davetiye vardı. O nedenle Mustafa Kemal Paşa mecliste buna tepki gösteriyor. Ama böyle önemli bir kongreye de ilgisiz kalamazlardı. O nedenle Erzurum ve Trabzon'dan Kazım Karabekir Paşa'nın seçtiği elemanlar Bakü'ye gönderildi ve Milli Hareketi temsilende İbrahim Talib Bey gözlemci olarak katıldı. Bakü Kurultayı ve o aşamada gelen bilgiler, Bakü Kurultayı'nın sonuçları, özellikle Mustafa Kemal Paşa'ya bu konuda yazılan raporlar ki bunların kaynakları daha böyle Mustafa Kemal Paşa açısından önemliydi ki mesela İbrahim Tali Bey'in yazdığı raporlar çok çok önemlidir. Askeri tarih arşivinde bunlar var ve Türk-Sovyet ilişkilerinin bundan sonraki bence devamını da bu raporlar oluşturmuştur. Öncelikle bu raporlardan çıkardığım benim bazı sonuçlar var. Ne kadar sürem var Sayın Hocam? 5 dakika buyurun kıymetli hocam. Öyle mi? Tabii bu oldukça detaylı bir şey. Burada bu konu ve konu da bitecek gibi de değil aslında. Daha Enver Paşa ve arkadaşlarının faaliyetleri var. Onların Bolşeviklerle kurduğu ilişkiler var. Tabii ki Enver Paşa'nın önce İngilizlerle görüşmesi, onlar olmayınca daha sonra Bolşeviklerle irtibata geçmesi, İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı'nın merkezini Moskova'ya taşıması, Bakü Kurultayı'na katılması, yani Enver Paşa'nın Bolşevikler nezdinde yıldızının parladığı dönemdir bu dönem. Bunu bütün belgelerden görüyoruz. Ve bu güvenle Enver Paşa'nın işte mesai programını hazırlayıp ülkeye gönderdiğini görüyoruz. Daha sonra da Halk Şuralar Fırkası'nı kurduğunu ve bunun programını hazırladığını görüyoruz. Burada da halkçılık önemlidir ama daha çok Bolşevik esaslar üzerinde oluşmuş bir programdır bu. Fakat Halk Şuralar Fırkası programında evet
egemenlik halkın bu çok kesin vurgularla ifade edilmesine rağmen teşkilat-ı esasiyede olmayan bir şey vardır orada. Osmanlı hanedanından birisinin hükümdar olması ve halife olmasını programın içerisine koymuşlardır. Bu tabii çok detaylı bir konu. Enver Paşa'nın Moskova'ya gelişi, onlarla işbirliği yapması, Türkiye'ye yönelik faaliyetleri ve bu aşamada Türkiye'de yaptığı yazışmalar aslında birçok şeyi de belirleyecektir. Özellikle eski teşkilatı mahsusanın silahşörleriyle Enver Paşa'nın yaptığı yazışmalar vardır. Mesela İpsiz Recep'le yazışıyor, Yahya Kahya'yla yazışıyor, Topal Osman'la yazışıyor ve batıdaki önemli bir güç olan işte Çerkezetem ve kardeşleri bu anlamda haberleştiği kişiler İstanbul'un dışında. Tabii bütün bunlar yani Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa arasında büyük bir mücadelenin başlamasına da vesile olacaktır. Tabii özetlediğimizde pek çok şey anlaşılmıyor olabilir. Onun sıkıntısını da yaşıyorum açıkçası. Ama bu süreç son derece sıkıntılı bir dönemi oluşturmaktadır. Bir taraftan Sovyet Rusya'dan gelen Türkiye propagandanın etkisi ile diğer taraftan Mustafa Supi Teşkilatı'nın ve Enver Paşa'ya bağlı grupların çabalarıyla halkçılık rüzgarları bu dönemde çok serttir Türkiye'de. Erzurum'da halk hükümeti kurma girişimi mesela bu tartışılacak. Aslında her konuştuğum şeyi tartışabiliriz. Ayrı bir bildiri konusudur. Albayrak gazetesi mesela Erzurum'daki halkçı Türk gazetesi olarak yayın politikasına yön değiştirmektedir. Ethem Bey'in Çerkez Ethem'in Eskişehir'de komünist esasları savunan Arif Oruç'un çıkardığı Yeni Dünya gazetesini himayesi altına alması ve Seyyare'yi Yeni Dünya olarak yayın hayatına devam etmesi. Ankara'da bu rüzgarlardan zaten nasibini almıştır. Gerek meclis içerisinde ve gerekse dışında halkçı komünist yapılanmalar bu dönemde mevcuttur. İşte Yeşil Ordu Cemiyeti gibi, daha sonra Mustafa Kemal Paşa da buna yönelik çalışmalar yapacaktır. Mustafa Kemal Paşa bütün bu gelişmeleri çok yakından takip etmiştir. Öncelikle tek tek propaganda yapan şahısları dahil olmak üzere kurulan teşkilatları kontrol altında tutmaya ve sürekli onları takip etmeye çaba göstermiştir. Yani İnebol'dan çıkan bir Bolşevi'yi dahi takip etmiştir. Çok ilginç arşivde belgeler var. Mesela bir yüzbaşı direkt olarak meclis başkanıyla görüşüyor İnebolu'dan. Nasıl olur böyle bir şey diye düşünüyorsunuz. Yani işte Erken Harbi, Ummiye Riyaseti var, Milli Savunma Bakanı Müdafaa-i Milliye vekaleti var. Nasıl olur diye düşünüyorsunuz. Yani Mustafa Kemal Paşa aslında her şeyi elinde tutmayı ve kontrol etmeyi bu dönemde inanılmaz şekilde başarmış. Bu halkçı ve komünist yapılanmaları denetim altında tutmak ve meydanı işte Enver Paşa ve Mustafa Supi'ye ve diğer Bolşevik gruplara bırakmamak için bir taraftan 13 Eylül 1920'de halkçılık programı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınırken diğer taraftan Türkiye resmi komünist fırkasını bizzat kurdurarak sosyalist ve komünist örgütleri kontrol ve denetimi altına almaya Mustafa Kemal Paşa'nın yöneldiğini görüyoruz. Ancak bu alınan tedbirler elbette ki yeterli olmayacaktır. Bu gruplar oldukça güçlüdür. O nedenle de sert tedbirlere müracaat edilecektir. Bir iki dakika sürem olursa kısaca ondan da bahsetmek isterim ve onlarla sözlerimi bitirmek isterim. Buyurun. 1920 yılı sonu ve 1920'li yılı başında Enver Paşa ve Mustafa Supi Teşkilatı bağlantılı yapılanmalara karşı Mustafa Kemal Paşa'nın hükümetin harekete geçtiğini görüyoruz. Bu amaçla Enver Paşa ile bağlantıları olan ve ellerinde askeri bir güç bulunan Çerkezetem ve kardeşlerinin tasfiyesi işte yapılmıştır. Belki de işe bununla başlanmıştır. Çünkü bu çok önemlidir.
Merkeziyetini Türkiye'ye nakletme kararı alarak Anadolu'ya gelen Mustafa Süpi ve arkadaşları Trabzon'dan sınır dışına çıkarılmıştır. Tabii öldürülmesi farklı bir olay. Onu tartışmak gerekir. Yani Anadolu Hareketi'nin bu işin içerisinde öldürme olayı içerisinde olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten son yayınlanan belgelerde de Enver Paşa bağlantılı grupların bu işi yaptırdığı daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Rusya'dan gelen Bolşevik propagandacılar sınır dışı edilmiştir bu dönemde. Mesela Şerif Manatov hem konferanslar vermektedir hem teşkilat yapmaktadır. Gizli Bolşevik fırkayı kurmuştur. İstenilen amacı gerçekleştiremeyen resmi Türkiye Komünist Partisi lağvedilmiştir. Zaten Bolşevik belgelerinde ve o dönemdeki Türkiye'deki diğer komünist teşkilatlar bunu provokatör resmi Türkiye Komünist Partisi olarak adlandırmışlardı. Erzurum'da çıkan Albayrak gazetesinin yayın hayatına bu dönemde son verilmiştir. Gazeteyi çıkaran ve halkçılık üzerine birçok yazı yazan Mithat Bey Divan-ı Harp'te yargılanmıştır. Ki ben Divan-ı Harp yargılanmasının bütün belgelerini okudum. Nitekim beraat edecektir. Çok ilginçtir. Mithat Bey savunmasında şunu söylüyor. Biz ne yaptıksa ordunun emriyle yaptık. Ama Mithat Bey'in kaçırdığı bir şey var. Zamanın şartlarına göre Kazım Karabekir belirli şeyleri onlara empoze etmiş, onları kullanmıştır. Ancak zaman değiştiğinde, politika değiştiğinde onlar bu politikaya ayak uyduramamışlardır. O nedenle Mithat Bey mesela bunun sıkıntısını yaşamıştır. Erzurum'daki Müdafaa Hukuk Cemiyeti toptan istifa etmek zorunda bırakılırken Erzurum'daki komünist Bolşevik propagandalara karşı Muhafazayı Mukaddesat ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Bu aslında komünizme karşı devlet destekli kurulan komünizmde mücadeleye karşı ilk bana göre devlet destekli kurulan teşkilattır diyebiliriz. Bundan sonra daha çok Trabzon'daki Enver Paşa bağlantılı iddiatçı yapılanma ile de mücadele edilmiştir. Yani bütün bu olgular ele aldığımızda teşkilatı esasiye kanunun o dönemde ele alınması, halkçılık programı olarak ele alınması ve devletin temel teşkilat yasasını ortaya koyması bu bütün bu siyasi zeminin üzerine oturmuştur diyebiliriz. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Herkese saygılar sunarım. Kıymetli Yavuz Hocam çok çok teşekkür ederiz. Çok ilginç detaylarla konuşmanızı zenginleştirdiniz. Bizim de meseleyi biraz daha siyasi boyutuyla algılamamıza yardımcı oldunuz. Eğer korsan tebliği saymazsanız birkaç cümlede ben söylemek istiyorum sorular faslına geçmeden. Kurtuluş Savaşı'nın batılı güçlere karşı yapılmakta olduğunu altını çiziyorum bir. İkincisi yani bir işgal altında bir karışık bir kurulu devletin yıkılması nihayetinde küllerinden doğan bir milletten bahsediyoruz. Büyük resmin esası bu. İkincisi bir Kurtuluş Savaşı gazisi torunuyum. Nurlar içinde yatsın rahmetli dedem. Kurtuluş Savaşı sırasında eğer Bolşeviklerden maddi yardım alınmasaydı herhalde bir parça daha güç olabilirdi. Çok ince bir denge. Sevgili Yavuz Hoca bize bunu anlattı. Kendiniz için bir şey yapmak istiyorsunuz. Ve yangının da içindesiniz. Kimin elini tutacaksınız? İşte bu ince hesaplar herhalde Atatürk'ün büyüklüğünü bize bir kez daha kanıtlıyor. Cumhuriyetin ne kadar zor kurulduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Ve bir iktidar savaşı da var. Buradan bunu anlıyoruz. Yani bugün bir büyük Atatürk figürü etrafında birleşmiş gibi gözüksek bile onu inşa etmek için yaşadığı mücadelenin farkında da olmamız gerekiyor. Bir iktidar savaşının içerisinde de ama nihayetinde bunun içerisinden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bulup çıkartabilme şansı. Bununla tabii ki gurur duymalıyız. Ben de bu faslı böyle paylaşarak bitirmek istiyorum. Var olsun Cumhuriyetimiz demek istiyorum. Sevgili dostlar, genç arkadaşlarım var. Çok güzel tebliğler dinledik. Hocalarım da dahil olmak üzere bir soru cevap faslı için bir 20 dakikalık vaktimiz var.
katkıda bulunmak isteyen açıklamalar sonrasında kendi tebliğini genişletmek isteyen hocalarım da varsa sözler sizin. Söz almak isteyen bir işaret bildirirse onun üstünden de cevaplandırırız ki sesler üst üste binmesin. Buyurun efendim, katkıda bulunmak isteyen veya soru sormak isteyen var mı? Sevgili Miran'ı görüyorum, Miran Çetiner, söz istemişsiniz. Buyurun lütfen. Hocam teşekkür ederim öncelikle bu etkinlik için. Benim sorum Yavuz Hocam olacak. Bir meseleyi tam anlayamadım, onu aydınlatmasını rica edeceğim. Bu 1. Doğu Halkları Kurultayı toplanacak demiştik 1921 ila 8 Eylül arasında. Bu kurultaya Türkiye resmen davet edilmedi dediniz hocam. Yani Ankara hükümeti davet edilmedi. Bu hükümetler nazarında olduğu için mi yoksa halklar nazarında? Yani Türk halkına bir çağrı yapıldığı bilgisi var. Yani acaba burada Enver Paşa'nın rolü mü var? Karşı propagandası mı var? Yoksa zaten doğal olarak halklara yönelmiş bir tebliğ olduğu için mi Ankara hükümeti? Teşekkür ederim. Evet, burada hükümetler aslında mesela Ermenistan halkına da davetiye yapılmıştır bildiri şeklinde. Türkiye halkına da bildiri şeklinde davetiye yapılmıştır ama hükümetlere davetiye yapılmamıştır. Biraz daha Bolşevik jargonuna uygun sanki hareket etmişlerdir. Hükümetlerin temsilinden ziyade halkların temsilini ön plana çıkarmışlardır. Tabii Doğu Halkları Kurultayı iyi irdelenmesi gereken bir husustur. Bir tarafta tabii ki daha önce yapılan 3. Enternasyonal 2. Kongresi var. Lenin'in tezleri kabul edilmiştir. Özellikle o tezler Doğu politikasıyla da ilgili önemli ipuçları vermektedir. O tezler doğrultusunda da Doğu'ya yönelik politikaların belirlenmesi açısından da önemlidir. Nitekim Doğu Halkların Kurultayı'ndan çıkan sonuç, komünizm olma şartına bağlı olmaksızın Türkiye'deki milli harekete yardımcı olunması kararıdır. Hı hı. Bu işte 3. Enternasyonal 2. Kongresinde kabul edilen Lenin'in tezleri doğrultusundaki bir karardır. Zaten Kongre Başkanı Zinoviev'in konuşmalarını okursanız orada Mustafa Kemal hareketinin bir Bolşevik hareketi olmadığını, nasyonalist bir hareket olduğunu vurguluyor. Ama buna rağmen emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele eden milli harekete, nasyonalist harekete yardım etmek zorunda olduklarını, bu süreç içerisinde de Türkiye'de teşkilatlanma yapılacaktır. Sonuçta Türkiye ister istemez Sovyet dünyası içerisinde yer almaktan başka çaresi de yoktur. Bu gidişatı da böylece başlatacaklardır. Aslında daha çok propagandaya yönelik bir kurultaydır bu. Hem işte Enver Paşa ve arkadaşlarının davet edildiğini, Türkiye'den birçok kesimin katıldığı ve daha çok Türk esirlerinin katıldığı 2000'e yakın delegenin bu konferansta, bu kurultayda olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki en önemli olay Türkiye açısından Bolşeviklerin ne yapmak istediklerini algılamasıdır. Nitekim Enver Paşa kongre sonrası Mustafa Kemal Paşa'ya, hükümete pek çok rapor göndermiştir. Yine İbrahim Tali'nin raporları vardır. Mustafa Supi'nin Anadolu'yla yazışmaları vardır. Kazım Karabekir Paşa'yla yazışmaları vardır. Bu süreç yani aslında bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu dönüm noktası nedir diye soracak olursanız, Bolşeviklerle ilişki şimdiye kadar çeşitli şahıslar etrafında yürütülüyordu. Bundan sonra devlet olarak bir ilişki kurma yönünde faaliyetlere geçecektir. Mesela Menduh Şevket Bakü'ye atanacaktır. İşte Ali Fuat Paşa Moskova'ya atanacaktır. Ve böylece Baha Said'in, Fuat Sabit'in, Halil Paşa'nın, Enver Paşa'nın aracılığından kurtulma çabası başlayacaktır. İlişkilerde daha böyle menfaate dayalı bir sürecin başladığını görüyoruz Bakü kongrelerinden sonra. Yani sizin bize yardım etmeniz hem de sizin menfaatinize, bizim birlikte hareket etmemiz emperyalist ve kapitalist dünyaya karşı daha güçlü olmamız demek. O nedenle iki eşit belki de hükümet gibi ilişkiler kurulmaya başlanacaktır Doğu Halkları Kurultayı sonrasında. Bu önemli bir gelişmedir. Yoksa tabii Türkiye biraz daha sıkıntılı durumda olduğu için
ister istemez daha çok yardım talep eden konumundadır. Nitekim mesela 2. Moskova görüşmelerinde bunu görüyoruz. Türkiye'de oraya gittiğinde bir ittifak antlaşması yapmak istemiştir ama Rusya buna yanaşmamıştır, Sovyet Rusya. Yapılan antlaşma dostluk ve kardeşlik antlaşmasıdır. Ve belgelere yansımayan, benim daha sonra yayınladığım bazı belgeler var. Sovyet Rusya Türk delegasyonuna şu teklifi yapmaktadır. Siz Batı ile yaptığınız mücadeleyi kazanamazsınız. Gelin sizi İngiliz acentine götürelim. Orada onlarla sizi uzlaştıralım. Yani Sevr Antlaşması'nı biraz daha yumuşasınlar ve uygun bir anlaşmada sizi birleştirelim. Bakın bunun üzerine görüşmeler kesilecektir. İşte Lenin, Stalin vesaire diğer gruplar devreye girecektir. O nedenle bir de arka planı vardır bu işin. Anlatabiliyor muyum? Ama Doğu Hakları Kurultayı özellikle bu aracılardan kurtulma, daha sağlam temellerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin bir politika takip etmesinde oldukça önemlidir. Çok teşekkür ederiz bu güzel detaylı cevap için. Başka katkıda bulunmak isteyen, soru sormak isteyen? Hocalarım son bir söz söylemek isterler mi? Evet. İki nokta, müsaadenizle hocam. Rica ederim, buyurun Mustafa hocam. Bir tanesi Ali Fuat Paşa'nın Garp Cephesi'nde komandan olduğu dönemde 14 Eylül 1920'de Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği bir telgrafta Bolşevikler Lişi kurmanın amacını anlatıyor. Diyor ki Büyük Millet Meclisi'nin Hini Küşatı'nda açılışında İngiliz tahakkümüne karşı set çekebilmek için Bolşeviklerle tesisi münasebete karar verildi diyor. Ve onun üzerine heyet gönderildi. Yani İngilizlere karşı bir münasebet kurulmak istenmiştir. Tabii Yavuz Hocam da söyledi. Ankara'nın ve Mustafa Kemal Paşa'nın temel yaklaşımı Bolşevik ilişkilerinde Yavuz Hocam taktiksel şey olarak söylüyor, doğru. Genel çerçevede bir siyasi pragmatizmin bir gereğidir. Yani bir taraftan Bolşevik ilişkiler devam ediyor. Bir taraftan Batı'yla ilişkiler devam ediyor. Şunun altını çizmekte fayda var. Evet, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele Hareketi emperyalist Batı'ya karşı verilmiştir ama son tahlilde Batı dünyasıyla Avrupa medeniyeti temsil eden Avrupa ile Batı ile nihai son tahlil ilişki kurmak, yani sürekli bir ilişki kurmak onun temel amaçlarından bir tanesi. Dolayısıyla Batı'ya yönelik karşıtlığı bir mutlak düşmanlık olmamakta, sadece o emperyalist yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla o dönemde bir taraftan Bolşeviklerle bir taraftan Batı'yla ilişki kurabilmek ve o ilişkiyi de o rekabeti yönlendirebilmek için de herhalde bir güçlü bir siyasi akla ihtiyaç vardır. Zaten hep milli mücadelenin lideri olarak ortaya çıkması ve desteklenmesi Mustafa Kemal Paşa'daki bu güçlü siyasi aklın mevcudiyetiyle ilgilidir. Herkes Mustafa Kemal Paşa'nın isminde birleşmiştir. Ne Karabekir'de, ne Ali Fuat Paşa'da, ne İsmet Paşa'da, hatta Fevzi Paşa'da böyle bir siyasi akıl söz konusu değildi. Zaten olaylar, gelişmeler bunu gösteriyor. Ben bunun altını da çizmek istedim son olarak. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli Sinan Hocam, siz de birkaç cümle söylemek ister misiniz kapanış için? Sizinle başlamıştık, öyle bitirelim. Teşekkür ederim kıymetli hocam, sağ olun. Ben de çok istifade ettim iki çok değerli hocamı da dinleyerek. Sizin katkılarınızı da çok keyifle dinledim. Ben de son söz olarak tabii ki yani Cumhuriyetimizin temelinin dayandığı işte bu önemli gelişmeyi ve Türkiye'de anayasal gelişimler içindeki çok belirgin bir kırılmayı işaret eden 2021'in 100. yılında daha ciddi bir bakış açısıyla ve daha analitik bir bakış açısıyla anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hocalarım da güzel örnekler verdiler. Mustafa Kemal'in o siyasal aklıyla ilgili olarak gerçekten Türkiye için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani hani
Bu İngiliz başbakanının dönemin ondan sonra başbakanın da söylediği gibi yani her yüzyılda bir millete tekabül eden bir deha bu yüzyılda benim karşımda Anadolu'da çıktı diyor. Yani beni başarısız bir lider olarak adetmeyin, benim karşımda Mustafa Kemal gibi bir lider vardı diyor. Çok doğru. Yani biz günümüzde bazı şeyleri çok farklı karşılaştırarak ya da bir şeyleri karıştırarak anlamaya çalışıyoruz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi şahsiyetine, saygınlığına asla gölge düşürmemeden yapılması gereken tartışmalar olmalı. Nitekim buradaki bütün tartışmamız da o şey üzerinden gitti zaten. Yine Mustafa Kemal'le sonra yolları ayrılmış olan çok kıymetli milli mücadelenin önemli liderlerinden, yine askerlerinden birisi olan Kazım Karabekir Paşa'nın ailesiyle benim de çok yakın bir ilişkim, dostluğum olmuştur. Kızı Hayat Hanım, işte yakın zamanlarda kaybettiğimiz, onunla böyle çok buluşur, çok konuşurduk. Bir gün sormuştum ya, Hayat Hanım demiştim, hani babanızın Mustafa Kemal Paşa'ya bakışı nasıldı dedim. Hani sonraki o yolları ayrıldıktan sonra saygısını hiçbir zaman kaybetmedi dedi. Ona olan sevgisini, saygısını. Hatta ben sordum dedi. Babacığım, siz Mustafa Kemal Paşa vefat etmeden sizi çağırmış, davet etmiş. Hani bu size bildirilmemiş. Duysaydınız, haberiniz olsaydı gider miydiniz diye sordum dedi. O da şöyle bana yemek sofrasındaydık dedi diye anlatmış. İşte şöyle bir baktı ve tabii ki giderdim. Mustafa Kemal'di, o bizim liderimizdi. Ondan bütün ulusal savaşta onun etrafında kenetlendik. O olmasa bu iş olmazdı diye açıklamıştı. Bu beni çok etkilemişti. O yüzden de bütün o büyük insanların, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün bu harekete, ulusal mücadeleye, bağımsızlığa giden yolu hazırlamış olan ve sonrasındaki Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen bütün o büyük insanların manevi şahsiyeti önünde saygıyla eğiliyorum. Ve bizlere bu fırsatı vermiş olduğunuz için de bir kez daha sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun Saç. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Çok verimli, akademik nezaket içerisinde kaliteli tebliğler dinledik. Ben de bu toplantıda oturum başkanlığı yapmış olmaktan ayrıca şeref duyduğumu söylemek istiyorum. Başkaca güzel toplantılarda karşılaşmak üzere hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalınız efendim. Evet, hoşça kalınız. Evet, hayırlı günler. Sağ olun.